Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. Herkese merhabalar. İçel TV'den Nil Sezer ile Hayatın Trafiği diyerek selamlıyoruz sizleri. Hayatın Trafiği'nin bugün iki canlı yayın konuğu var. Birincisi Kızılkaya Yeni Dünya Derneği Başkanı Hüseyin Kara ve diğer konuğum Volkarlar Dağcılık Kulüp Başkanı Sayın Selman Güngör. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Toroslardan geldiniz. Serinlik getirdiniz. Evet. Mersin'in sıcağını, değil mi? Artık sıcaklar başladı yavaş yavaş. Bugün sizlerle ekoturizmi konuşmak istiyorum. Dağcılığı konuşmak istiyorum. Mersin'de ekoturizmin potansiyelini, insanın doğayla olan ilişkilerini dinlendirdiğimiz bir program var benim kafamda ama biliyorum ki bu zaman içinde şekillenecek canlı yayında karşılıklı sohbetle ortaya çıkacak neleri konuşacağımız bunlar. Planlamadan konuşacağımız da çok şey olduğunu biliyorum. Çünkü sizin o renkli kişiliklerinizi tanıyorum. Öncesinde Hüseyin Kara kimdir? Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hüseyin Kara Kızılkaya'da doğmuş. İlkokulunu Kızılkaya'da bitirmiş. Sonra Mersin'de Mersin Ortaokulunu bitirmiş. Derken Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunuyum. Uzun süre teknisyen olarak değişik iş yerlerinde çalıştım. Daha sonra açık öğretimden iktisatı bitirdim. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünü. Şimdi de aslında eğitimimin faydasını, lise dönemindeki faydasını görerek şimdi de kendi alanımda doğru şeyler yapmaya çalışıyorum. Evlisiniz. Evliyim. Bir çocuğum var. Doğan Ekin Kara adında 18 yaşında. Ehliyetini dün değil, evvelsi gün aldı. Artık o da araç kullanıyor ve bizim yaşamımızı kolaylaştırıyor. Osman güvenli sürüşler diliyoruz ve ben Canan Hanım'a buradan selamlar göndermek istiyorum. Biliyorum her başarılı erkeğin arkasında çok güçlü bir kadın vardır. Evet. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Evet, Selman Bey sizi tanıyalım. Ben Kızılkaya Köyü'nde doğdum. İlkokulu Kızılkaya Köyü'nde okudum. Orta öğretim, lise, üniversite açık öğretimden, en son maliye bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 22 yıldır Çukurova İnşaat Makinelerinde sağlık memurluğu yapıyorum. Yaklaşık 2019 yılından bu yana da kurmuş olduğumuz Volkarlar Dağcılık'ta yöneticilik yapıyorum ve rehberlik yapıyorum aynı zamanda. Dursun Yalçın Güngör'le evliyim. İki çocuğum var. 20 yaşında oğlum var. Şu an Ege Üniversitesi Diş Hekimliği okuyor. Kızım 11. sınıf 12'ye geçti. Deniz Güngör ve Ulaş Güngör. Yani bu kadar. Çok da renkli bir hayatım var diyorsunuz. Birazdan öğreneceğiz o renkli hayatın. Bir kısmını tabii ki öğreneceğiz. Teknoloji el verdiği ölçüde her zaman söylediğim gibi. Hüseyin Bey, şehirden, iş sıfresinden kaçıp dağlara, köylere, işte sahil kasabalarına yerleşme trendi son yıllarda hat safhada, ünlülerle ilgili haberler sık sık gündemde. Yine mavi yakalılar, hani hep böyle hikayeler okuyoruz, gerçek hayat hikayeleri ama bir gece iş toplantısı sırasında karar veren insanlar pılısını pırtısını toplayıp böyle işte köy yaşamına koşarak gidiyor. Ya da çok böyle hayatında çok önemli bir olay olduğunda sıfırdan, hani sil baştan hissettiğinde çıkıyor. Ben en çok şunu merak ediyorum. Sizin köye yerleşmek ve doğaya dönmek için sebebiniz neydi ya da sebepleriniz? Aslında benim sebebimden ve tercihlerimden daha çok işte yaşam koşullarının bana uygun olması. Yoksa aniden bir karar, İşte şehirden bıkkınlığımdan veya bir kaçış olarak değil. Ben biliyorum dünyanın neresine gidersem gideyim, sorunlarla birlikte gideceğim. Fakat bir de alt deneyimimiz var. İşte bize öğretilenleri başaramadığımız zaman, daha önce öğrendiğimiz şeylerin üzerine yaşamımızı inşa ettiğimizde Yeni Dünya Derneği gibi müthiş bir şey çıkıyor ortaya. Bu da diğer insanların işte hareket edip de işte aniden karar verdiğinde veya belli bir birikimle karar verdiğinde bocaladığı durumları biz direkt olarak pas geçiyoruz çünkü bizim deneyimimiz var zaten. Yani siz bir ön hazırlığınız istemeden oluşmuştu aslında, değil mi? Yaşam şartlarında ön hazırlık vardı işte. Doğa vardı, kendi köyüm vardı, dedemin yeri vardı. Abim bana gönüllü bir yer verdi. İşte ben de diğer insanlara açtım.
muhtar yönetimde ve işte erkeklerin yürüttüğü yaşam sisteminde kavga, gürültü ve olumsuzlukların çok fazla olmasından dolayı muhtarımızı kadın seçtik, Candan Doğan Kara. İşte dernek yönetimimiz aslında tamamı kadın. Her ne kadar benim ismim ön plana çıksa da bu işi yürütenler Kızılkaya'da kadınlar. İlk başta söylediğim konuya evet. Geliyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bunu düşünenler birden karar vermemeli. Hani bir ön hazırlık olmalı. Öneriniz nedir? Neleri araştırıp böyle bir radikal karar alsınlar? Ya aslında araştırmaktan çok bir temas. Yani neye temas ettiğini bilmeli. İşe temas ettiğin zaman işin daha güçlü taraflarını fark ediyorsun. Yaşama, doğaya, ekolojiye veya hayvana temas ettiğin zaman o alandaki işte faydalı olan ve zararlı olan durumları, olumlu veya olumsuz durumları kendiliğinden öğreniyorsun. Dolayısıyla oturup araştırıp işte ince detaylarla, çünkü zaten sen yaklaşık 15 ile 20 yıl arasında bir eğitim almışsın. Bu eğitim neticesinde eğer mutlu olamadığın bir yaşamın varsa hiç araştırmana gerek yok. Yani ne kadar araştırabilirsin? Bir 30 yıl daha mı araştıracaksın? Yaşın 50 olacak, ne yapacaksın ondan ama sonra? Teknolojiden uzak nasıl yaşayabilirim mesela? Ben kendi adıma ben teknolojiden çok uzak yaşayamıyorum. Teknolojiden uzak yaşam bizim de tarzımız değil aslında. Bizi işte bunlar yakıştırma ve daha önce gelenlerin işte dağın başında yaşıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Bizi bugüne kadar 100 bin kişi ziyaret etti ve her kesimden insanın ilgi odağı haline geldik. Bu bizim istediğimiz bir şey mi? Evet, popülaritesi yüksek. Egomuzu da besliyor biraz. Fakat daha çok işte günün stresi olmadan teknolojiyi kullan, uzay çağını kullan. Yani kapalı olman gerekmiyor ki. Yaşamda var olan şeylerin hepsini kullan. Fakat gereksiz şekilde kullanma. Yani televizyona mesela 2 saat ayır. İnternete yarım saat ayır. Diğer zaten zamanın kalmıyor. Eğer böyle bir ekolojik bir yaşam tercih ediyorsan diğerlerine zamanın kalmıyor. Dolayısıyla zamanını kapsayan büyük durum doğal yaşam olduğu için kendiliğinden doğal yaşamın içinde oluyor. Yani onu ayarında yapmak gerek diyorsunuz. Peki Selman Bey, size döneyim şimdi. Dağcılık aslında insanoğlunun zirveye çıkma arzusuyla ortaya çıkmış bir spor bildiğim kadarıyla ve Türkiye'de de dünyada da daha çok 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ivme kazanmış. Özellikle savaş sonrası. Hatta ben bir araştırma yaptığımda şöyle bir bilgiye ulaştım. 1920'lere uzanan bir geçmişi var Türkiye'de dağcılığın. Bir Ahmet Paşa konusu var. Askeri karargah olarak dağcılıkla ilgili bir eğitimhane açmışlar falan. Ama şimdi biz dağcılık konusunu şurada bir 15-20 yıldır duyuyoruz. Arada çok büyük bir zaman farkı var. Şunu sormak istiyorum ben size. Biz 2022'de bu sporu hala bilmiyoruz. Neden? Neden? Dağcılıkla ilgili hani dağcılık sporuna bir futbol gibi hani gerekli destek verilmiyor. Aslında bulunduğumuz coğrafya dünyada sıralama olarak bakıldığında 5. sıradayız ülke olarak. Yükselti dağ bakımından zengin bir coğrafyada yaşıyoruz ve çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun tabii ki en büyük sıkıntısı ekonomik. Hani bugün dağa gitmek belirli malzemeler gerektiriyor. Kıyafeti, çadırı, uykutulumu ve çok pahalı Türkiye'de. Evet. Ve malzeme pahalılığının dışında bulmak da çok zor. Yani şurada 5 yıldır çok rahat malzemelere ulaşıp alabiliyorduk. Fakat şu pandemi sonrasında artık tekrar ulaşamaz olduk. Bunun hani aslında insan yaşamında herkesin dağcılığa yatkın bir tarafı var. Çünkü köyde yaşıyor, dağda yaşıyor. Mesela biz dağa gitmedik, hep dağda yaşadık. Orman işçiliği yapıyorduk. Yani ormanlarda, çadırlarda yaşıyorduk. Dağda geçiyordu. Çobanlık yaptığımız yıllarım oldu benim 5 yıl gibi. Burada da yine hep dağlardasınız ve o coğrafya yaşamınız orada. Oradan şehre gelemiyorsunuz. Peki kaç yıldır profesyonel dağcısınız? Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak. Sizi dağa çeken şey nedir? Ya ben şehire işin açıkçası 22 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Şehre alışamadım. Hani çocukluğum köyde geçti. Yaklaşık 10 yılı çobanlıkla geçti. Oradaki hani o mevsimlerin değişimi ve oradaki yaşam çok cazip geliyor. Hani şehre geldiğimde şehre uyum sağlamakta zorluk çektim diyebilirim. Hani çünkü bu gürültü, bu patırtı hani insanın kendisini
dinlemesi, bulması mümkün değil. İşte biraz önce Hüseyin arkadaşımızla konuşurken işte sosyal medyadan işte nasıl bırakabiliriz hani falan gibi cümleler geçti. Orada şöyle bir şey, yani orada kendiniz yaşıyorsunuz, burada başkası yaşıyor, siz onu izliyorsunuz. Yani öznesi oluyorsunuz. Evet, evet. Peki dağcılık nedir, ne değildir? Kritik aslında soru. Dağcılık hani doğada yaşayan insanın hayatta yaşam mücadelesini, yaşamını devam ettirmek için yaptığı şeylerdir benim hani kendi açımdan baktığımda. Ne değildir? Asla ego değildir. Asla hani... yani çıkış noktası zirvedir ama ego değildir. İki kere iki dört eder değildir. Aslında hani dağcılık dediğinde doğayı, yaşamı, canlıları sevmek gerekiyor. Hani temeli budur. Değilse dağcılık sporunu yeni başlayanlar bir iddia gibi, bir yarışma gibi görüyor. Bir yarışma asla değildir. Bir spordur. Bir spordur. Hatta orada ekip olmak, hani her şeyi birlikte yapmak. Zayıf olan, en zayıf olan halkayı en önde ve el üstünde tutmak. Onu önemli olan hep birlikte sonuca ulaşmak. O zaman bir takım şey çalışmasıdır diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani kesinlikle. Bir macera değildir ama. Macera değildir. Yani asla risk. Malzemesiz, giyim kuşam eksik teçhizatla çıkmak ölüm getirir. Çünkü risk çok fazla. Evet, bir bahsettiğiniz hani bir yakınınızın evet, Kaçkarlar'da kaybettiğinizi. Hı-hı. Ya aslında şöyle, dağcılık gidilecek yerin hani teknik malzeme gerektiren yer vardır. Teknik malzeme gerektirmeden gidilebilecek yerler vardır. Şimdi doğa yürüyüşünde herkes katılabilir. O da bir dağcılığın bir şeyidir, koludur. O amaç doğada olmak, nefes almak, o florayı gözlemlemek, o canlıları gözlemlemek. Bunu herkes yapabilir. Ama ciddi anlamda teknik malzeme gerektiren, eğitim gerektiren, zorlu etaplarda işte tırmanış gerektiren şeylerde mutlaka Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan eğitim alınması ve bu konuda hani bu işi eğitim almış ve iyi yapan insanlarla birlikte yapılması gerekiyor. Evet. Hani ben işte dağa gideceğim deyip gidilmemesi gerekiyor. Evet. Peki Hüseyin Bey, şimdi size dönelim. İnsan doğanın efendisi midir, yoksa parçası mıdır, ya da doğaya yabancılaşmış mıdır? Doğa ile uyumlu bir ilişki kurabilmiş midir, yoksa doğaya egemen mi olmuştur? Aslında biraz felsefe yapalım. Söylediklerinizin tamamı doğru yani. Doğaya uyum sağlayan da var, doğadan kopmuş olanlar da var. İşte yaşamın içinde aslında yaşamı bir buraya gelirken de kafamın içerisinde düşündüm. Yaşam dedim, şimdi trafiğe nasıl bağlarız diye düşündüm. Yaşam aynı trafik akışı gibi. İşte bir şeyler kendini geliştirdin, bir yollara sığmıyorsan iki şerit yapacaksın. Eğer dönüş gerektiriyorsa yaşamda kavşak koyacaksın ve daha sonra hataları fazla yapıyorsan işte kırmızı ışık koyacaksın. Hazırlanmak için yeşil ışık koyacaksın. Fakat biz bunları daha önceden öngörmediğimiz, bizim için önümüzde hazırlanıp konduğu için sonradan öğreniyoruz biz. Öğrenirken de keyifli bir yaşam oluşturuyoruz. İşte Nazlı Arin Gürgöz'e, Doğan Ekin Kara, Candan Kara, Gürhan Doğan, Nursel Demir, Oktay Armutoğlu, Hüseyin Çelik, Berivan Polat, Yasemin, Hasan, şu an yukarıda yaşayanların bir kısmının ismini sayıyorum. İşin öznesi aslında onların buraya gelip konuşması. Stüdyomuz dar olduğu için ben zaten bu konuda deneyimliyim. Yani yaklaşık bir 20 yılım geçti bu konuda. Ve hatalarımla varım. İşte %50 bir hata payım var. Onu kullanmak istediğim zaman kullanıyorum. Diğer %50 yaşamın güzelleştirdiği noktalarda temas edeceğim noktaları çok iyi biliyorum. Hı hı. İşte birisi bana dediği zaman kendinizi geliştirmişsiniz falan dediği zaman bana komik geliyor. Çünkü hadi bir bakayım geliştirme. Geliştirme de yaşam senin canını okusun yani. Tabii ki. Onun için işte endeksleri, yaşamın önde olanlarını şehirde yaşarken
Bu yaşadığımız yerde en arkaya atıyoruz. Yaşamın önde olanları güneşin doğuşu. Öncelikler değişiyor değil mi? Evet. Güneşin doğuşu, toprağın uyanışı. Saate hiç bakıyor musunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Saat lazım kaç olmuyor. Kaç kere bakıyorsunuz? Yani birisi telefonla aradığı zaman. Yani ya da işte günler, bugün günlerden ne, hafta sonu bir program varsa günü merak ediyoruz. Hı hı. Daha çok ay ışığını takip ediyoruz. Dolunayı ve gökyüzünü seviyoruz. İşte dikim zamanında yeni ay ve dolunay zamanını, işte havaların ısınmasını işte sabahları ve akşamları özellikle daha net hissediyoruz. Çünkü gündüzleri Akdeniz iklimi sabit her yerde. Fakat gece olduğu zaman yaşadığın yerin iklimi değişiyor. Peki sizce dünya sadece insanlar için mi var? Dünya var olan her şey için var. Fakat herkes, bütün canlılar kendi yaşam alanlarında diğer canlıların haklarına saygı gibi klasik bir laf söylemeyeceğim ama diğer canlıların yaşamıyla oynadığın zaman belli bir süre sonra senin de yaşamının rahat olmaması. Denge bozuluyor, evet, değil mi? Denge bozuluyor, senin de yaşamın rahat olmuyor. Dolayısıyla mecburi bir saygın olmak zorunda. Seversen de ne mutlu yani. Mesela sanayileşme akımıyla insan doğaya hükmetmeye, işte dünyadaki tüm kaynakların sınırsız olduğunu, sonsuz olduğunu düşünmeye başlamış. Şimdi aynı insan, bu akım batıdan gelmişti. Evet. Aynı batı şu anda yaptığı yanlışın farkında ve bu ekolojiyle, çevre duyarlılığıyla ilgili her şey, her türlü felsefe, akım, görüş yine batıdan geliyor bize. Yani insan kendi elleriyle bir şeyleri bozdu. Şimdi yerine koymaya çalışıyor. O yüzden ben şu konuştuğumuz her şeyi gerçekten çok önemsiyorum. Hani insan olarak hepimizin ödevlerinden birisi çevreye sahip çıkmak. Çok klişe gibi geliyor ama çok derin bir felsefe var aslında. Peki Serman Bey, bize birazcık da aldığınız eğitimlerden söz eder misiniz? Mesela ben teorik eğitim olduğunu biliyorum. Bir de uygulama eğitimi olduğunu. Aynı bizim sürücü kurslarında olduğu gibi. Teorikte ne öğreniyorsunuz? Yani aslında doğa yürüyüşleri dağcılığın teori kısmı mıdır? Mutfağı mıdır? Tabii oradan başlıyor ama hem teorik hem pratik eğitimleri oluyor. Bir haftalık teorik anlatılıyor. Bir haftalık da pratik eğitim oluyor. Hı hı. Ya da 5 günlük teorik, 2 günlük pratik eğitimi oluyor bunun. Fakat içerisinde olmak gerekiyor. Yani sürekli tekrarlamanız gerekiyor. Yani bir defa gördüm, ben bunu yaparımla olmuyor. Yani basacağınız kaya, işte gideceğiniz kanyon, hani burayı bir defa gördüm tamam diyemiyorsunuz. Çünkü 4 mevsimde 4 defa şekli değişiyor. Peki mesela nerelere yürüyorsunuz? Biz genelde hafta sonları floranın güzel olduğu yerlerde. Mesela bu hafta Aslanköy'de Dümbelek Bazı dediğimiz Torosların üç geçicinden Gürlek, Dümbelek Bazı, Sertavul. Dümbelek Bazı Aslanköy'e, Tırtar köyü yakınlarında bir geçit. Oradan Aslanköy'üne doğru yürüdük. Orada bir Romalılar döneminden bulunan... Su kemerleri var değil mi? Evet, ben evet, çektim Kemerli onu Çeşme. Seyri Alem'de. Evet. Evet, evet, Seyri Alem'de de gördüm. Çok güzel olmuş. Sedir ormanları içerisinden ve bu mevsimde böyle bakıldığında mor mor lavanta çiçekleri gibi gözüküyor ama doğal yoncalar o kadar çok ki yani zannediyorsunuz ekilmiş ama hayır, doğal. Yoncaların içerisinde yürüdük. 16 kilometre. 16 kilometre. Evet, ama gün içerisinde yayıldığında hani çok şey oluyor. Sabah çıkıyorsunuz buradan, kahvaltınızı bir köy kahvesinde yapıyorsunuz. Saat 9.30-10 gibi yürüyüşe başlıyorsunuz. Saatte ortalama 3-4 kilometre hızla yürüdüğünüzde 3-4 saatlik faaliyet bir 13-14 kilometre. Hani düşünün, günün orada geçtiğinde çok kolaylıkla herkesin yürüyebileceği, eğer ki çok hani parkur zorlu değilse, kayalık taşlık değilse, özellikle patikalardan yürünüyor. Çok rahatlıkla yürünebilecek bir şey parkur. Ve Mersin'in eli çok güçlü bu bağlamda. Çünkü ben sizin sayfanızı takip ediyorum sosyal medyadan. Yani daha önce hiçbir yerde görmediğim kanyonlar, işte su pınarları, ormanlar. Diyorum ki biz gerçekten Mersin böyle bir yer. Evet, hani ben yaklaşık 40 yılını böyle orman işçiliği, hayvancılık, tarımla uğraşıp coğrafyayı gezen biri olarak
hani Mersin'de gidemediğim şu an 3 tane bölge var. Hala gidemediğim ve hala oradan geçiş yapamadığım bölgeler var. Mesela özellikle Yıldız Dağı'ndan Medetsiz Dağı arasındaki geçiş hep şeydir. Hani böyle hep merak ederim hem bu coğrafyayı. Bir defa hani traktörle geçebildim. Hı hı. Fakat oraları yürüyerek ve bir Konya, Karaman ve Mersin arasında Cocak Vadisi var. Hani çocukluğumuz orman işçiliği yaptığı için ailemiz genelde oralarda geçti. Çok büyük, yani dünyanın en kıymetli sedir ormanlarının bulunduğu, hatta Büyük İskender'in Kleopatra'ya hediye ettiği. Ama aynı hikayeyi Ermenek'te de söylüyorlar. Bence o hikayede bir şey var. Kopya ama yakın var. Aynı bölge. Yakın aynı coğrafya. Yani. Ermenek'te de, çünkü Ermenek bölümümüzde de söylemişlerdi. İşte Sezar Kleopatra'ya buradan sedir ağaçları kesmiş göndermiş diye. Çok tanıdık geldi. Ama yani şeydi, bunu mesela şey döneminde de hani babamlar falan hep oralarda anlatırlar. İşte biz 800'lü yılların sonunda, benim babaannem mesela 116 yaşında öldü. Babaannem bu konuda böyle bir canlı tarihti. Anlatır, işte katırlarla giderler o Cocakdere'nin altında bulunan ırmağın doğduğu yerlerde, işte Depel, Cartmık böyle sayarlar, iskele, oradan en güzel sedir ağaçlarını yapardık. Hatta Süveyş kanalının yapımında kullandığı dönemlerde evet. Ailelerimiz çalışmış orman işçisi olarak. Müthiş anlatın. Bir tarih gerçekten. Tabii onu biraz harika böyle canlı bir tarih. İşte hayvanların üzerinde düşünün, hani bütün yiyeceğini ve yatağını yüklüyor bir katırın sırtında ve şeyleri de çok zorlu, geçiş yerleri de çok zorlu Nil Hocam. Irmağın kenarında gidiyorsunuz, ormanın en güzel ağaçlarını getirip ırmağın kenarına yiyorsunuz. İlkbaharda ırmak sularının artmasıyla o ağacı Tarsus'un üzerinde keşbükünden çıkartıyorsunuz o keresteleri. Taşımayı öyle yapıyorsunuz. Evet. Biz onu şu anda lojistikte görüyoruz, su yolu taşıma diye. Uzun yıllar, yüzyıllar önce sizin atalarınız tarafından uygulanmış bir yöntem. Peki Hüseyin Bey, şeyi sormak istiyorum. Kızılkaya, Tahtacı Türkmen Yörük Köyü. Evet. Ve orada siz organik tarım yapıyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz. Zaten yörük tarımının maliyeti yok, şöyle yok, ilaç yok. Ne bileyim, başka şey yok. Her şey doğada var değil mi? Hani bunu birebir sohbetlerimizde de konuşmuştuk sizinle. Aslında ihtiyacımız olan her şey, ilacından tutun. Yani insan için gerekli ilaçtan da söz ediyorum ben. Bitkiler için gerekli ilaçtan da bir denge var. Hepsi doğada var diyordunuz. Ben onu merak ediyorum. Doğa kendi kendine yetebiliyor mu? Doğanın kendi kendine yetebildiğini gözlememek için hayvanlara bakmak lazım. İnsanlarda bunu net göremiyorsun. Toros Dağları hayvanlar açısından, kuş türü açısından Türkiye'de zengin, üçüncü bir bölge. Evet. Çok zengin bir bölge. Hatta Türkiye Kuş Konferansı'nın 19. Türkiye Kuş Konferansı Kızılkaya'da oldu. Çamlıya'yla işte Göksu Deltası ve Kızılkaya Yeni Dünya Derneği olarak yaptık. Çok da güzel geçti, 103 tane bilim insanıyla. İşte coğrafyaya baktığımız zaman bugünlerde biz yaklaşık 10 yıldır işte böğürtlendir, diğer hayvanların yiyebileceği bitki türlerinin çok azaldığını gördük. Dolayısıyla bu azalınca ne yapıyor? İşte insanlar orada bilinçleniyor. Tarımdaki meyvelere yükleniyor hayvanlar. Bu sefer de insan bahçesini koruyabilmek için hayvanlar ya zehirlemek zorunda ya kendi yaşamın alanlarından uzak tutacak. Aslında yöntem çok basit. Hatta zaman zaman Orman Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki çalışmalarına bakıyorum. Yerel halktan destek almadığı için, yani öyle bir bilinçlendirme olmadığı için çok güzel şeyler var. Mesela taş armudu, badem, yani böyle insanların ekonomik olarak bütçesine de katkı olabileceği fidanları yetiştiriyorlar. Fakat biz geçen yıl, ondan önceki yıl Tarsus İşletme Müdürlüğü'ne ilgili bağlantıya geçmeye çalıştık. Biz bağlantıya geçtiğimizde maalesef şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz, olumsuz. Bunu da seviyoruz. Yani hemen tak diye olmasını beklemiyoruz. İşte siz kimsiniz? Niye yapıyorsunuz? Kendimiz için yapıyoruz. Niye yapalım yani? Egomuz yüksek, bir de rahat yaşamak istiyoruz. Domuz dibime gelmesin yani. Biraz uzakta olsun. Yer alması dikeyim vadilere. Domuz benim yanımda olmasın. Kuşlar benim yanımda zaten olacak. Çünkü benimle ortak şeyler yiyor işte. Böğürtlendir, kirazdır, elmadır, armuttur. Onları da severiz. İşte tilki gelmesin. Tilki diğer ekolojik ekosistemde diğer hayvanlarla beslensin. Ya da yılan,
başka türlü insanların... Yani benim dünyama gelmesin diyorsunuz. Ya gelmesin yani birlikte yaşam yani anlamında biraz uzak olsun. Zarar vermeyeyim ama gelmesin yani, değil mi? Evet. Evet, zarar verebilecek alana gelmesin. Ben de zaten ormana girdiğim zaman tedirgin oluyorum değil yani. Mi? Çünkü gece ay ışığı olmadan ormana girmiyorum. Yani o beni tedirgin eden bir şey. Çünkü onun bölgesi. Dolayısıyla benim bölgeme geldiğinde de elbette tedirgin olması gerekiyor. Yani bu bir düşmanlık ya da olup olmama durumu değil. Farklı bir şey. Peki evet. Çalışmak için yaşamak mı, yaşamak için çalışmak mı? Ya paran varsa yaşamak için. Ama paran yoksa. Değil mi? Aslında biz bunu doğa her şeyin karşılığını sen emek vermeden vermiyor. Böyle bir gerçeklik var. Ama sen emek verdiğinde doğada karşılığı var. Nankör değil yani. Nankör değil. Verdiğin emeği ziyadesiyle alıyorsun. Evet. Fazlasıyla alıyorsun. İşte orada aradaki hırsızlara dikkat etmek lazım. Yani biz tavuk besledik mesela. 75 tane tavuk besledik. Daha sonra fark ettik ki bir yıl sonra elimizde 2 tane tavuk vardı. Biz tilki beslemişiz. Yani tilkiler yedi hepsini. Dolayısıyla sevmediğimiz ya da onaylamadığımız bir hayvan türünü besledik. Sonra da ama çok güzel gelişmeler oldu işte. Beslediğimiz hayvanları kesemez olduk mesela. Vegan değiliz, vejeteryan değiliz ama otomatik olarak içimizde yaşayan vegan ve vejeteryanlardan işte etkilenmeye başladık. Güzel olduğunu da fark ettik. Yani bir yıl koyunla yan yana gezmişsin işte. Elinden bir şey yediriyorsun civcivle falan filan. Ondan sonra tak büyüdüğünde boğazda çok mantıklı gelmez oldu. Demek ki dedik bize öğretilenlerin bazen yaşamda tam karşılığı yok. Yani bizim yaşam alanımıza göre öğretilmemiş. Hayata bakış açısında da değişiklikler zaman içinde oluyor bu yaşantının içinde. Peki Selman Bey size bir sorum var. Türkiye'de dağcılık tarihi Erciyes'le başlıyor. İngiliz Hamilton çıkmış önce. Ondan sonra Ahmet Paşa karargah kurmuş, az önce söylemiştim. Türkiye'nin dağları için ne söyleyeceksiniz? Bir bunu duymak isterim. Bir de Niğde için neden dağcıların Mekke'si diyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Son Niğde'den başlayayım. Niğde çünkü orada Aladağlar diye bulunan Milli Park'ın bulunduğu bölgede yaklaşık 40'a yakın 3000 üzerinde dağ var. Hani bu çok büyük bir zenginlik. Evet. O yüzden bütün Türkiye'deki dağcılar o coğrafyayı görmeyi, o tanımayı ve oradaki dağlara işte demir kazık alacak kaldığı gibi dağlara tırmanmak istiyorlar. Hatta bahsetmeden de geçemeyeceğim Türkiye'de Dağcılık Federasyonu'nun kurulmasında emeği geçen Mersin'den çok büyük katkı sağlayan Muzaffer Erol Gez abimiz var. 26 Haziran'da da Mersin'deki dağcılık kulüplerinin ortak bir etkinliği olacak ve Torosların en yüksek zirvesi Medetsiz Dağı'na Türkiye'den birçok kulübün de katılacağı bir dağcılık faaliyeti olacak, anma etkinliği. Aslında federasyon 1966 yıllarına kadar hani çok etkin değil 39'da ama 39'da kurulmuş. 39'da aslında şeydi mesela ben dağcılık eğitimi aldığımda 1966 yazıyordu. Sonra öne çekildi. Tabii o dönemlerde Ağrı Dağı'na belirli faaliyetler yapılmış. Ama baktığınızda Türkiye'de işin en kötü tarafı bütün dağlarla ilgili çalışmalar Almanlar tarafından ve yabancı dağcılar tarafından yapılmış. Bizim dağımıza İngiliz Hamilton çıkmış yani mesela. Yani, ne işi var? Niye bizim dağcılarımız çıkmamış? Peki cevap vermediniz. Neden Niğde için dağcıların Mekke'si deniyor? Yani onun bir esprisi var mı? İşte, tabii oradaki yani 40'a yakın 3000'in üzerinde zirve var. Niğde'de. Aladağlar diye geçer. Nirvanası diyorsun. Nirvanası. Yani hani her gün gitseniz 40 günde bitiremeyeceğiniz bir dağ silsilesi ve çok güzel bir coğrafyası ve çok güzel bir florası var. İşte o yüzden yani Niğde'nin üst olması. Niğde'nin bu tarafı da hani Torosların yine yüksek birçok dağ barındırıyor. Medetsiz gibi, işte Yıldız gibi, Keşif Dağı gibi birçok dağları barındırdığı için. Türkiye'de dağ sporlarına elverişli dağlar listesi benim elime geçti. Orada Torosların adına rastlayamadım. Neden? Yani işte bu bizim ayrımız değil mi? Demek ki biz bu işi layığıyla yapamıyoruz. Ya burada işte temel neden hani işte biz yaşam piramidinin en tabanında hani
beslenme, barınma, hayatta kalma şeyi veriyoruz. Hani işin açıkçası baktığınızda 80 milyonluk bir ülkede futbolda en popüler olan şeyde bile baktığınızda birçok yurt dışından sporcu varken ülkemizden sporcu çıkmıyor gibi şikayetler duyuyoruz. Gerekli altyapı, gerekli yatırım bu konularda, yani okullarda 5 yıldır başladı. İşte dağcılığın insanlara anlatılması, doğanın anlatılması, yani biz doğa olmadan yapamayacağımıza göre bununla da zarar vermeden nasıl yaşayabiliriz'i daha yeni anlatıyoruz. Yani farkındalık yeni oluşturulmaya başlandı. Yeni oluşturulmaya başlandı. Ve dediğim gibi hani Mersin'de yaklaşık 40 yıldır yaşayan bir insan olarak baktığınızda hani Mersin'in yukarı kırsal kesimdeki köylerindeki insanların, yörük hayvancılıkla uğraşan, yani yörüklük yapanların haricindekiler hiçbiri dağlara gitmez mesela. Gidememe sebebi işte diyorum hani yaşamda spor, felsefe, bir şeyler yapabilmeniz için hani birazcık ekonomik koşullarınızın toplum olarak iyi olması gerekir. Yani bugün bulunduğumuz günden örnek vermek gerekirse buradan bir aracınıza binip ben Aladağlara gideyim dediğinizde 600 liralık, 700 liralık sadece yakıt masrafınız oluyor. Anlık değişiyor zaten. Tabii. Yani onun malzemesi şuyu buyu. İnsanlar şu an şehirde evinin içinde kıpırdayamıyor. Zor yaşar bir hal aldı. Ama doğa yürüyüşleri daha ekonomik ve katılınabilir. Tabii. Ama insan hani doğada olan bir varlık. Aslında hani bunu yeni keşfetmiyoruz. Orada yaşıyorduk, şehre geldik. Hep ben örnek veririm. 70 bin yıllık yaşamımızda hani düşünün, rezidansta da yaşasanız o avcı toplayıcı toplumdan gelen hani genetiğiniz, o mangal yakıp o ne bileyim o toprakla proteini tüketmeniz ve engel olamıyorsunuz. Aynı şey 50 yaşına geldiğinizde sakinlik, işte toprakla uğraşmak, çünkü insanın doğasında var bu. Bunu da hiçbir zaman için bırakamayacağız. O yüzden gittikçe özlemimiz artacak. Çünkü biz doğada 70 bin yıldır evrim geçiren bir varlık olarak hani son 200 yıldır işte apartman dairelerinde, ne bileyim betonların üzerinde yaşamaya çalışıyoruz. Ama biz buraya uygun değiliz. Bizim anatomimiz, yani bizim toprağa basmamız lazım. Tabii ki yani doğada kendi ihtiyacını karşılayabilen, hatta baktığınızda şu an dünyada birinci sırada hastalık anlamında da hani sağlıkçı olmanın verdiği şeyle baktığınızda dolaşım sistemi hastalıkları geliyor. Bunun nedeni insanların yaşam şeklinin değiştirilmesi. Evet. Hani geçmişte neden azdı? İnsanlar doğada yaşıyordu. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılıyordu. Taşıt yoktu, yürüyerek gidiyordu. Ve böyle olunca da dolaşım sistemi, fizyolojisi daha sağlıklıydı. Ama şimdi baktığınızda dünyanın başına bela bir obezite var. Neden? İnsanlar yiyor ve oturduğu yerden hiç hareket etmiyor ama sağlıklı olayım diyor. Arada bir kendini biraz bulduğunda koşuyor, gidiyor salona, 3-5 koşuyor falan. 2 gün sonra, çünkü orada hani sonuçta doğadaki gibi insana bir heyecan vermiyor. Doğada bir gidiyorsunuz, bir orman görüyorsunuz, bir akarsu görüyorsunuz ve oradaki enerjiyle spor salonundaki enerji aynı olmuyor. Evet. Devamlılık açısından. O yüzden tekrar döneceğiz diye düşünüyorum ben. Peki Hüseyin Bey, şimdi bu Tatuta diye bir proje var. Ben sizin yeni dünyayı oraya çok benzetiyorum. Çünkü neden? Sizin orada da konuk gönüllü kavramı var. Yine Tatuta'da ne var? Ekolojik tarımla ilgilenen, geçinen çiftçilerin geliştirilmesi adına bir takım projeler, etkinlikler, konuklar geliyor diyorsunuz yurt dışından. Siz Tatuta'nın hangi özelliklerini uyguluyorsunuz Yeni Dünya Derneği'nde? Şimdi ben o kadar isim yazdım dedim ki unutmayayım, isimleri ara ara sayayım. Fakat sayfa yetmeyince bıraktım. Sevgili Doktor Serdar İskit 3 defa ziyaret etmiş Kızılkaya Yeni Dünya Derneği'ni. Fakat son geldiğinde bize 2 aylık bir eğitim verdi. Permakültür, soğuk kompost, sıcak kompost diye. Çok da zevkli geçti ama bizim gülümsememize neden oldu. Biz, çünkü ekolojiye zaten uymuyoruz biz. Fark ettik ki ekolojiye uymuyoruz. Hatta şey dedi, olağanüstü bir durum dedi. Siz dedi ziraat
inacı kullanmıyorsunuz bahçenizde. Meyvenizi ilaç vermiyorsunuz. Şey dedik yani hocam yani biz normalde ilaç bulamadığımızdan vermedik. Paramız yoktu. Paramız olsaydı koca koca karpuz yetiştirirdik. Biz insanları da satardık. Çok da umurumuzda olmazdı yani. Çünkü sahtekarlıktan geliyoruz zaten. Kendimizi de düşünmeyiz diyen insanlar niye düşünelim? Dolayısıyla birinden çalsa hırsız kültürümüz de var işte toplum olarak. Orta Doğu toplumlarında biraz sıkıntılı bir durum. İşte en yakın abimden çalabiliriz. Adamın 400 tane kirazı var. Hepsini ayarlamış işte 40 torba ilaç almış. Bir torbasını çaldığında 15 tane ağacı boşa çıkacağı için alamıyorsun. İşte enişteden alabiliriz, en yakınından alabilirsin. Onun da 200 tane ağacı var. Alamadığımızdan dolayı ilaç vermedik. Daha sonra biz 10 yıl sonra fark ettik ki işte bilinçli insanlar geldiğinde bunu nasıl başardınız dediklerinde bu olayları anlattık. Serdar İskit dedi ki durum nasıl olursa olsun başarılısınız. Sakın ilaç sokmayın bahçenize. Yeni dönümlük arazimiz şu an sıfır ilaçla. Süper. Tatuta'ya bağımız da işte dedi ki aslında dedi ekolojiye uymuyorsunuz siz. Tatuta'nın fakat, tarım, turizm, takas olduğunu evet. da buradan izleyenlerimize bir söylemek evet. lazım. Tarım, evet buyurun. Tarım, turizm, takas durumunun dünyada uyarlanmış, Türkiye'ye uyarlanmış şekli ve bütün dünya ekolojiyle ilgili bağı olan insanlar Tatuta'dan takip ediyorlar ekolojiyi. Hı hı. İşte Akdeniz bölgesi yazdığınızda da işte Kızılkaya çıkıyor, birkaç yer daha var. Kızılkaya Yeni Dünya Derneği çıkıyor. Sağ olsun Serdar İskit bize dedi ki sizi Tatuta'ya sizin onaylamadığınız, çünkü biz kurumlardan uzak duruyoruz. Kurumların çok güçlüler. Yani hemen olmamış bir şey varsa daha önceden denenmemiş, ormana taş yuvarlamaktan ceza yiyen ender insanlardan biriyim mesela ben. Ormana taş yuvarlamak. Çünkü ben biliyorum o yasak, orman kanunu diye onun için söylüyorlar ama Türkiye'de uygulanabilir bir durumu olmadığından dolayı kanun yokmuş gibi davranılmış. Fakat şimdi biz ön plana çıkınca ha bunları hangi hataları yapıyor? Dedim ki bizi kurumlara bulaştırma. Bak kurumlar bizi iyi taraflarından desteklerlerse oh ne âlâ. Ama hazır değiliz. Karşılıklı hazır değiliz. Biz de hazır değiliz. Altyapımız yok. Dedi yok dedi. Bu önemli bir şey. Dünyada tanınacaksınız. İyi dedik. Tamam. Tarım takas turizme üye olduk. Dedi bir yıl sonra sizi atacağız. Niye? Çünkü deterjan kullanıyorsunuz, plastik kullanıyorsunuz. Ha, onda normalde deterjan falan da kullanmamak Hayır, gerekiyor. Hayır, yani doğaya zararlı hiçbir şey kullanmıyorsun ve dönüştürüyorsun kullandığın, yaşama geri döndürüyorsun başka bir kanaldan. İşte düşünsene foseptik çukurunu bile gübre olarak kullanıyorsun. Yani başka bir şey. Hatta içme suyu olarak kullanabileceğimiz durumlar da ortaya çıktı. İstanbul'dan bir hocamız ben yapabilirim demişti. Bizim oradaki kural, birisi bir öneri verdiğinde diyoruz ki sen yap. Yani bizim kafamız o kadar çalışmaz. Yani ekipmanımız yok, paramız yok. Madem fikrin var sen yap diyoruz. Daha sonra gelemedi o malum durumlardan kaynaklı. Böyle insanlar çok özel şeyler yaptığı zaman çok dikkat çekiyor ve boğuluyorlar. İşte Ovacık Belediye Başkanı gibi. O da daha gelemedi Kızılkaya Yeni Dünya Derneği'ne. Ama biz gideceğiz Haziran ayında. İşte Eskişehir'e gidemedik mesela. Orada çok güzel tahıllar üretiliyor. İşte Seferihisar'a Oktay gitti, Oktay Armutoğlu. Orada bir köy okulunu, Tatuta'da proje yapan insanlar köy okulunu işte kullanıma açmışlar. Kışında kalabiliyorsun, ultra lüks zemin ısıtmalı. Yani doğadalar ama doğayı teknolojiden de vazgeçmiyorlar. Çünkü barınma sorunlarını çözmek zorundalar. Tatuta'nın bize şöyle bir faydası oldu. Kızılkaya'dan dünyayı gezen 19 tane gezgin Kızılkaya'dan geçti. Yorumları ne oldu? Ya biz böyle olumlu yorumları genelde okumuyoruz. Çok enteresan hastalık türü mü oluştu bizde bilmiyorum. Olumsuz nedir? Christopher diye Çekoslovak bir bisikletçi geldi kış ayında. İran'dan telefon açtı. Fakat ayva gediğinde işte biz takip ediyoruz adım adım nereye geldi falan. Ayva gediğine gelince kar 20 santim fakat bisikletle devam ediyor. Elinde götürüyor yokuşları. Geldi 4 gün kaldı. Giderken sosyal medyasına baktık. Şey diyordu sanırım kış ayı olduğu için çok fazla yaşayan yok. Canlı türü de çok fazla yok kış olduğu için. Çünkü ayı bölgesi, kurt bölgesi değiliz. Dedi yazın kalabalık oluyor. 4 gün boyunca sadece ısınma sorunumuzu çözmek için ormandan odun topladık. Faaliyeti oydu. Yani bu işin zahmeti o aslında değil mi? Mesela şimdi bizi cazip gelen şey ne? Yeni Dünya Derneği'nde bir akşam oturup işte odunun ateşinin etrafında şarkı söylemek, türkü söylemek, ne bileyim şiirler okumak.
belki sohbet etmek. Ama o işin zahmeti kırılacak odunlar değil mi ertesi sabah? Evet. Ya demin aslında biz istediği ilk defa bir programda sorulan sorulara cevap vermek durumunda kalıyorum. Ben normalde istediğim şeyleri konuşuyordum fakat bunun da böyle bir özelliği olsun. Çok güzel bir program da yapıldı, Hıdır Ellez programı. Teşekkür. Demin ki işte doğada yaşam öyle ucuz, daha işte ekonomik falan değil. Hatta zor, 10 katı zor. Zahmetli. 10 katı da pahalı. Evet. İşte doğadaki öyle ormandan bir tane ağaç getireyim falan filan. Eğer yakalanırsan sana 50 yılda yakacağın veya işte kullanacağın kerestenin parasını ödettirirler. Dolayısıyla bu şey değil, ucuz bir şey değil yani. Araban gidiyor bilmem ne falan filan. Üstelik doğayla barışık olduğu için ağacı seçmek zorundasın. Yani hangi işte yıkılmış ağaç falan diyorlar da yok öyle bir şey. Yıkılmış ağacın işte üzerinden kış geçtiyse yakmak için bile kullanamazsın. O doğaya geri dönüşecek. Ama işte Dolunay'da falan yıkıldıysa hala yapraklarında hafif bir canlılık, bedeninde su varsa onu kullanabilirsin. Dolayısıyla öyle dağdan yıkılmış odunu getireyim, yakayım. Yok öyle bir şey. Gerçi kanunlar bu konuda biraz bilinçli insanlara yön vermiş. Hı. Diyor ki işte köyde yaşıyorsan sana dışarıdan 1000 TL'ye tonunu odun alıyorsan sana 200 TL. Ama hesapladığımızda bize 500-600 TL'ye mal oluyor. Yine de ucuz. Fakat kazancımız az olduğu için bize yine pahalı. Ekopansiyonlar değil mi diyebiliriz bir de bu sizin oradaki yerlere. Çünkü ekopansiyon tarzından söz ediyor Tatuta. Yani orada gidenler orada konaklıyorlar. Para geçmiyor diyorlar. Hayır, para geçiyor. Evet. Çünkü öyle dönmesi gerekiyor. Orada bir sistem var. Çünkü ben ilk okuduğumda para geçmiyor. Nasıl para geçmiyor? Elektrik var, suyu var. Ya yani nasıl? Sevgili Ahmet Yiğit o zaman Mersin Haber'deydi. 10 gün kaldı Kızılkaya'da. İşte 10 gün boyunca etkinlikler falan oluyor. Müthiş bir iş. 300-400 kişi sürekli bir şey yapıyoruz. İşte farklı gruplarda, farklı dillerden, farklı kültürlerden insanların bir arada işte bir şeyler yaptığı anlar oluştu, etkinlikler de oluştu. Ekolojik köy deniyor değil mi aslında ona? Öyle ekolojik mi? Köy ama Kızılkaya komün köy değil, ekolojik köy değil, işte köy değil, köy hiç değil. Çünkü köy... Hepsinden azıcık. Evet, hepsinden biraz biraz, yaşanacak kadar. Aynen. Dolayısıyla sen hangi duyguyla geldiysen o duygunun karşılığını görüyorsun. İşte bazı arkadaşlar komün köy diyor. Biz ortak yaşam alanı diyoruz. İşte bazılar diyor doğa, bazılar diyor oksijen almak için geldim. Hemen söylüyoruz, eğer oksijen almak için geldiysen yanlış yerdesin. Çünkü yüksekte oksijen azalıyor. Hastaneye git, oksijen tüpü tak diyoruz. Yani orada daha bol oksijen. Buranın bir ruhu var diyoruz evet. Biz. O ruhu yakalayamıyorsan burası seni strese sokar. Sen strese girdiğinde biz de gireriz. Dolayısıyla ya bizden uzak dur, ya mümkünse eleştiri, yoğun eleştiri yapma yani. Olumlu eleştirilerde bulun. Senin gücün ve zekan ölçüsünde eleştiride bulun. Diğer alandaki eleştiriyi zaten tak diye kesiyoruz biz. Evet, harikasınız valla. Şimdi peki Selman Bey, Toroslardan söz ettik. Dağcılık Mersin için alternatif turizm olarak değerlendirilebilir mi? Çünkü siz her yeri gezdiniz. 3 yeri gezememişsiniz ama. Ya aslında turizm için alternatif ve kesinlikle hani olabilecek çok güzel bir bölge. Hı hı. Bununla ilgili Mersin'de kırsal kesimde ulaşımla ilgili havalanının olmaması bir defa hani aslında turizmde hani dağcılığın olması için aynı zamanda turizmin de hani 5 yıldızlı otellerin çok olması, buraya gelen insanların hafta sonları hani paket programlarla işte bugün kanyona gideyim, bugün dağa gideyim, bugün dağ bisikleti yapayım, işte bugün ATV ile gezeyim, bugün atla çok gezeyim. Çok geniş bir yelpaze zaten. Ve hani evet. Coğrafyada hem çok zengin hem de geçmiş birçok kültürlerin yaşadığı ve birçok kültürlerin Avrupa'ya buradan göç ettiği göç yollarıyla çok zengin bir kültürü var. Kültürü var. Hı hı. Fakat bununla ilgili hani çok daha işlerin başındayız gibi geliyor bana. Altyapıya ihtiyacımız var. Peki sağlanırsa Mersin turizmde atağa kalkar diyebilir misiniz? Kesinlikle. Hem coğrafyası hem dağıyla hem deniziyle
Hani buradan ve kültürüyle. Kültürüyle hani bakıyorsunuz denizde de aynı. Buradan bakıyorsunuz İskenderun'a kadar dünyanın en güzel kum rezervleri var deniyor. Ve bir tane plaj. Ben 40 yıldır Mersin'de yaşayarak Mersin'den İskenderun'a olan coğrafyada hiç denize girmedim mesela. Yani bakıyorsunuz. Dağ tarafında bakıyorsunuz hani birçok ırmakların, kanyonların hani sanmıyorum ki Mersin kadar hani Antalya çok hakim değilim. Bir şey diyemeyeceğim ama Mersin ikinci sırada. Hani dağcılık anlamında, kanyon anlamında, doğa yürüyüşü anlamında çok zengin bir coğrafyası var. Yani birden bakıyorsunuz bir saat sonra 2000-2500'lere çıkıyorsunuz ve Torosların 3 geçidi hemen hemen 2 tanesi Mersin'de, bir tanesiyle de sınır. Yani Pozantı, yani Hülye gibi. Ve çok bu yani yaklaşık 100 kilometrelik bir dağ silsilesinin ön yüzeyinde. Mesela Bolkarlar'da genelde hep Toroslar'da Bolkarlar'la ilgili insanlar nereye Bolkarlar deniyor diye şey yapar. Biz kulübümüzün ismini aldan Bolkarlar aslında Medetsiz'de Yıldız Dağı arasındaki Torosların Mersin'e bakan yüzü. Uzak. Çok kar yağdığı için Bolkarlar deniyor ve biz de ismimizi oradan alıyoruz. Birçok uygarlığın yaşadığı, geçmişte krallıkların yaşadığı 2000-2500'lerde şu an hala yaşam olmayan işte Öşün diye bir kırın üzerinde bir bizim yörüklerin konakladığı yer var. Mesela orada bir krallık yaşamış. Ben de çocukluğumda 5 yıl orada kuzu gütmeme rağmen mesela o krallığı ben dağcılık camiasına katıldığımda öğrendim. İşte bu bölgenin insanının şeyi o, malzeme çok, tarih anlamında da çok, doğal anlamda da çok. Mesela bir seyri alemde de bir yer çekmeye gittiğimizde tarihi kalıntıları aradığımızda adam onu o kadar sıradan görüyor ki yani dünya, zannediyor ki dünyanın her yerinde adam kayalar var, ne bileyim kanyonlar var, onun için çok sıradan. O yüzden bu algıyı oturtmak gerçekten son derece önemli. Peki Hüseyin Bey, size bir sorum var. Hadi gel köyümüze geri dönelim projeleri var. Ne bileyim, bir tersine göç, kırsal turizm konusu çok popüler son zamanlarda. Sizin köyünüz de bu anlamda gerçekten zengin kültürü olan bir köy. Tahtacı Yörük kültürü ya da Türkmen kültürü. Biz çok güzel ağırlandık orada. Gelenekleri yaşatıyorsunuz. Konuklarınızı yöresel kültürünüzü nasıl yorumluyor? Aslında bu geçmişte tahtacı kelimesi aşağılama dili olarak kullanılıyordu ve işte bizim tahtacılar da gittikleri bölgede işte oraya uyumlanmaya çalışıyordu. Hepsiyle olmasa da yaşadığı süreç boyunca uyumlanmaya çalışıyordu. Fakat son dönemde işte dünyada son 10 yılda araştırma yapıldığında kökeninden kalıntılar olan iki kültürden biri tahtacılar. İşte yöresel kıyafet olarak doğadan aldığı renkleri yansıtması açısından bu aslında dünyanın birçok bölgesinde var. İşte bize şey diyorlar, şaman kültüründeki özelliklerini de taşıyorsunuz diyorlar. Fakat ritüel olarak yaklaşık bundan 10 yıl önceye kadar birebir yaptığımız durumlar vardı. Şimdi daha çok işte sosyal medyada paylaşılsın veya biraz bilsinler diye yaptığımız şeyler var. Hıdrellezi Nevruz'u hala kutluyoruz biz. İçerik olarak anlamı dolu olmasa da işte yöresel kıyafetlerimizi giyiyoruz. İşte o yöresel kıyafetlerin giyilebilme durumu da işte evli olması gerekiyor. Bekar kızlar şu an bekarlar da giyebiliyor ama onlar, o ritüelin evli olması gerekiyor. Yani bizim yöresel kıyafeti giyen kadınlarımız kesinlikle evlenmiş ve işte yaşamı ailesiyle birlikte sürdüren insan anlamına geliyor. Dolayısıyla bu toprağın, doğanın işte meyve vermiş, işte yaşamı daha geniş yelpazede ilerleyen insan anlamına geliyor. İleri yaşlarda da bilge anlamına geliyor bunlar. Peki konuklarınız geldiğinde Mersin'in yöresel kültürünün bir bölümünü orada izleme imkanı, evet. Yani ona dahil olma. Aslında kırsal turizm dediğimiz şey şu. Yabancı geliyor yurt dışından ya da yurt içinden bir yerden bir dağ köyünde işte ne yapmak istiyor? Bir kulübede yaşamak, işte bir tarladan belki bir domates koparmak, oranın kültürünü
hissetmek, onun bir parçası olmak ve bu bir kültürel etkileşim. Çok da özel bir turizm yöntemi, çeşidi aslında bana göre. Evet, o anlamda biz biraz ukalayız. Niçin? Çünkü biz her gelene bir şey hazırlamak gibi bir kaygımız yok. O bizi boğar yani. Dolayısıyla eğer Hıdrellez'de geldiyse etkinliğe denk gelmiştir ve o havayı koklar. Ya da Nevroz'a geldiyse, bir de işte kekik toplama zamanı var mesela Haziran'ın 5'i ile 20'si arasında. Dağlarda kek mi topluyoruz? Dağlarda 2000 rakımın üzerine çıkıyoruz. Fakat mümkün olduğu kadar işte gelen arkadaşlar bu konuda bilgilendirmiyoruz. Niçin? İşte oranın talan durumu var. Bir de başına bir şey gelirse biz yardıma gideceğiz. Durduk yerden yani bu git ilerden 3000 rakma, 2000 rakma çık, kekik topla gibi bir... Çünkü insanlar yapıyorlar. Altındaki araca bakmıyor işte Salman. Daha acı o anlamda daha iyi biliyor. Altındaki araca bakmıyor, kıyafetine bakmıyor, işte dönüş yoluna bakmıyor, yakıtına bakmıyor. İşte sadece biz söyledik diye, bizden duydu diye, biz gittik diye diyor ki ben niye gitmeyeyim, altında çip var. İyi de uygun değil yani. Zaman olarak uygun olmadığı zaman var. Bir de yanında muhakkak eğer doğaya çıktıysan yiyecek bulundurmak zorundasın. Doğada sana verecek, yiyecek yok. Şimdi bu sizin söylediğiniz şey bende şunu çağrıştırdı. Yörkan Müdürü Döndü Hoca'yı ağırlamıştı burada. Kekikle ilgili bir şey anlatmıştı bana. Bir yörük çadırında konuk olur. Kekik toplamak istediğini söyler. Kadın der ki hepsini derme. Niye? Evet. Çünkü şu anda hepsini deremezsin. Sadece birkaç dal alıp geleceksen alabilirsin. Yani evet. Doğanın bir kuralı var aslında. Evet. Canın istediği zaman hepsini böyle hunharca kullanamazsın. Değil mi? Evet. Onu bilmek çok önemli. Geyiklerin hakkı var, işte keçilerin hakkı var, diğer canlıların hakkı var. Üstelik işte Salman'la ilk aktivitemizde biz yaşamın birçok alanında Salman'la ortak hatalarımızla ve doğru yaptığımız şeylerde ortak yönlerimiz çok fazla. Çünkü çocukluk arkadaşıyız. Harika. Babamla annesi de teyze çocukları. İşte bazen çarşıda başka bir yerde karşılaştığımız insanlar beni gördüğü zaman Salman soruyor. Yani Salman nasıl? İyi de diyorum, benim eşim var, işte oğlum var, arkadaşlarım var. Onu niye sormuyorsun? Çünkü Salman'la bir 45 yılın üzerinde birlikte yol yürüdüğümüz yaşam var. Evet. Peki Salman Bey, son soruları soracağız yavaş yavaş. Ezel işaret etti. Konuşacak konu çok olunca zaman, evet, bir saat çok demiştiniz. Bakın bir saat bence hiç de çok değil. Zirveye çıktığınızda ne hissediyorsunuz? Çok iyi şeyler hissediyorum diyeceksiniz. Tamam, onu geçtim, vazgeçtim. Yok, öyle İnmek değil mi aslında. Zor, çıkmak mı? Ya o hani tabii ki çıkmak zorlar ama aslında zirveye çıktığınızda kişiye göre değişiyor. Ben gene de zirveye çıktığımda oradan insan yaşamına bakarım. Hani ne oluyor? Örnek veriyorum, bir Medetsiz Dağı'na çıktınız. Şöyle aşağı doğru bir bakıyorsunuz, denize doğru. Hava açıksa, şanslıysanız Türkiye coğrafyasının birçok... Ve şükrediyorsunuz değil mi? Bu coğrafyanın bir parçası oldu. Evet, o yanardağları görüyorsunuz. Diyorsunuz ya, iyi bir dönemde geçmişiz. Bunlar patlamış. Ne kadar insanlar yaşamda hani yok oldu, gitti. Hı hı. Artı onun dışında gerçekten hani diyorsunuz insanlık ilerledi falan ama yani işte biraz önce Hüseyin'in anlattığı Yugoslav bisikletçinin hiç unutamıyorum. Yani yazmış. Üç günlük bir köye gidiyor. Şey olarak yazdı. Birinci gün ısınamadık. İkinci gün ısınamadık. Üçüncü gün ısınamadık. Aslında hani doğanın içinde yaşayıp oranın koşullarına kendinizi hazırlamamışsanız orada yaşam çok zor. Yani ve insanlığın çok o kadar ileri gitmediğini görüyorsunuz. Ve hala mağaralar bulunuyor zaman tabii, zaman. Mağaralar mesela dağcılar tesadüfen mağara buldular diyorlar. Mağara turizmi de Mersin için çok önemli aslında. Bilimsel laboratuvar mağaralar. Kesinlikle. Ama dağcılık anlamında da şunu da belirtmek istiyorum. Hani dağcılığın felsefesindeki en temel şey, doğaya gittiğinizde ayak izinizin dışında hiçbir şey bırakmayacaksınız. Yani zarar verir. Çadır kurduğunuz yere bile ikinci gün aynı yere çadır kurmamanız gerekiyor. Çünkü onun altında bir flora ve milyonlarca canlı yaşıyor. Yani korumamız gerekiyor. Zaten hani Bolkarlar Dağcılığı arkadaşlarla kurma amacımız da hani bu coğrafyadaki doğayı korumak, tanıtmak, mümkün olduğunca talandan, ranttan uzak tutmaya çalışmak. Ama ne kadar başarılı olabiliriz bunu zaman gösterecek.
hani bu amaçla kurulan bir kulübüz. Ve tekrar hani şunu söylüyorum. Oraya gittiğimizde hani ateş dağcılığın mesela felsefesinde ateş yakmak bile yoktur yani. Ama bakıyoruz ben dağa gidiyorum diyor. 5 tane yeri ateş yakmış, piknik yapmış ve orada yaşayan birçok canlıyı yok etmiş gelmiş oluyor. Yani o florayı yok ediyorsunuz. Özellikle 2000-2500 gibi rakımlarda bugün orada yaktığınız, buradan götürdüğünüz odunlarla yaktığınız, ateş yaktığınız yerdeki bir endemik bitki. Endemik bitkiyi bırak, oradaki normal çayırlar bile yıllar alıyor tekrar kendini. Çünkü çok zor koşullarda. 3500'de, 3000'de düşünün bir bitkinin kendisini ne kadar yenileyebileceğini. 2000'den yukarıda yetişmiyor da. Var olanı da yok ettiğinizde. Ve onun dışında da yine bu coğrafya özellikle Toroslar, Bolkarlar endemik türleriyle ve birçok kekiyle, adaçayıyla, kırçayıyla, ne bileyim damalı lalesi, çoban lalesiyle ve bunların artık giden insanlar çok bilinçli olmadığı zaman bunları getiriyorlar. Ve düşünün 100-150 kişiyle gittiğiniz yerden herkes birer tane lale koparsa getirirse o gittiğiniz parkurda hiçbir şey kalmayacak. Özellikle rica ediyorum doğaya gittiğimizde hiçbir şeye dokunmadan her şeyi olduğu gibi bırakıp sadece görüp gelmeliyiz. Hani ben kekik toplamaya da karşıyım örnek. Ama bunu yaklaşık 15 yıl önce bu bilinçte değildim. Ben de gittiğimde ne varsa topluyordum. Toplarken de hesaplamıyordum. Ama evet, onu kökünü çektiğinizde ikinci gittiğinizde göremeyeceksiniz. Sizin gibi oraya 50 kişi giderse 2 yıl sonra o anlatılan kekikli güzel dağlar hiçbirini göremeyeceğiz. Şu anda da göremiyoruz zaten. Hani mesela Toroslar'da, Bolkarlar'da şu an madencilikle ilgili çalışmalar başladı. Mesela boksit madeni, krom madeni birçok bölgede çıkarıyor. Bir gidiyorsunuz, hani gördüğünüz o çocukluğumuzda çok güzel gördüğümüz ormanlar, dağlar yaralanmış bir vaziyette. Bu bizi psikolojik olarak çok etkiliyor. Yani çok üzülüyoruz buna. Bu farkındalığa herkesin da ulaşması lazım. Tabii. Yani bunları koruyabilmek adına daha sonra bu coğrafyada yaklaşık onlarca orman gözetleme kuleleri var. Eskiden orman yangınlarında bunlar Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı ama şu an bildiğim kadarıyla birçok ekonomik nedenden kulelerin çoğunu iptal ettiler. Boş ve atıl durumda. Ve hani onunla ilgili de aslında ekoturizm deyince aklıma gelen şeylerden bir tanesi aslında insanların bu kulelere giderek zaman zaman bu coğrafyanın ormanını, doğasını, coğrafyasını en güzel göreceği yer olarak gözlemlemesini tavsiye ediyorum. Biraz biz acemi geldim ben hani ilk canlı yayının. Evet. O yüzden çok aynı farkındalığa herkesin ulaşması dileğiyle sizin evet, son cümlelerinizi alabilirim. Vallahi işte son cümle deyince benim cümleler uzuyor. Çünkü sonradan fark ediyoruz ki söyleyeceğimiz şeylerin hiçbirini söylememişiz. İşte zaman zaman bize atfedilen şeylerin aslında biz olmadığımızı biz biliyoruz. Biz hatalarımız da varız. Hayatın trafiği gibi düzenleyerek gidiyoruz. Bizim şansımız o. Bize yapıştırılan herhangi bir etiket, işte ekolojik yaşıyorlar, doğada yaşıyorlar falan filan, yok böyle bir şey. Biz hayatın trafiği içerisinde yolu genişletiyoruz, daralıyoruz, kavşaktan geri dönüyoruz. Çok fazla hatalarımız var, fark ediyoruz. Yaşamın uyarılarını dikkate alıyoruz, insanların uyarılarını maalesef işte bizim biraz strese soktuğu için çok fazla dikkate almıyoruz. Ama yaşama bir şey katacak insan olduğu zaman Kızılkaya'da görmekten o kadar memnun oluyoruz ki diyoruz Tanrı ve Tanrıçalar geldi, Kızılkaya güzelleşecek. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Hayatın Trafiği'nde bugün Yeni Dünya Derneği Başkanı Hüseyin Kara ve Bolkarlar Dağcılık Kulüp Başkanı Selman Güngör canlı yayında konuğumuz oldu. Ekoturizm dedik, kırsal yaşam dedik, dağcılık dedik, daha konuşacak çok şey vardı ama ilerleyen süreçte tekrar farklı bir programda bunları daha detaylı konuşabilmeyi diliyorum. Ve çok teşekkür ediyorum her ikinize de verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bugün aslında hep birlikte Mersin'in dertlerini
dillendirdiğimiz bir program oldu. Bir teşekkür de bizleri sizlerle buluşturan İçer TV, San TV ekibine ve sponsorumuz Mersin Psikoteknik SRC ve Mesut Sezer Eğitim Kurumlarına olsun. Haftaya yine aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla, mutlulukla, esenlikle kalın. Hoşça kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nilk Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi. Sıcak su getirin diye bağırdılar sen doğarken. Alnına su bastılar ateşin çıkınca. Düştün yaranı, ağladın yüzünü yıkadılar. Heyecanlandın bir bardak su verdiler. Yola çıktın arkandan su döktüler.